arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle daha öncesinde yapmış olduğumuz bu karanfilli şalımızın kenar tığlamasını çalışmak istiyorum kenar tığlamamızda yine aynı karanfillerimizi kullanarak çalışıyoruz. Uç kısımdan bitirdiğimiz yerden başlıyoruz. Ne kadar büyüklükte örerseniz örün hiç fark etmez. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz farklı bitirme işlemleri yapabilirsiniz. Kenar tığlamamızı örümceklerimizin üzerine karanfiller yaparak tamamlayacağız. Şöyle bakalım. Bakınız karanfilimizi aynı şekilde örerek yerleştiriyoruz. Ve şöyle dökümlü dökümlü çok hoş bir çalışma oluyor. Evet. Kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Öncelikle örümceğimizi yaparak başlıyoruz. İpimi uzatıyorum. ilmeğimi alıyorum. Arkasından geçirerek kapatıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. 1 başını doluyorum dibine batıyorum 2 ışını doluyorum 3 ışını doluyorum 4 ışını dolayarak girdim 5 5 defa dolayarak buradaki fıstığımı uzattım yaptığımız işlem karanfilimizin dibindeki bakınız fıstık dolgusunun olduğu bölüm 5 defa da sardım yanında 4 zincir var tutuyorum kapatıyorum yine ipimi tuttuğum yerden tekrar kapatıyorum 1 2 3 4 tane daha zincirimi çekiyorum. 4'ün üzerine şöyle bakın. Elimi tutuyorum. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. Hemen 4. zincire gelerek batıp bir tane kirpiğimi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. Şöyle biraz uzatarak 1 bir, 2 defa da çekiyorum. 1 2 3 4. Batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Fıstığımın tepesine gir. Biraz uzatarak 1, 2, 3, 4 karanfilimin çiçeklerini örüyorum. Uzatarak çekiyorum. Modelimizin içerisinde çalıştığımız gibi 4 tane oldu. Doluyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 uzatıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6.'yı da ördüm. 6 tane şöyle bakın. 2 4 5 ve 6. Şimdi aşağıya doğru inişimizi yapıyoruz. Şuradaki uzatmış olduğum tırabzanımı uzun aldığım yere geliyorum. Batıyorum dibine geliyorum oradan şöyle rahat bir şekilde dibine batıyorum diğer tarafa 4 zincir çekmiştim buraya da 4 zincir çekerek aşağı iniyorum 1 2 3 ve 4 dibine batıyorum 4 zincir başlangıç 4 zincirde bitiş şeklinde örüyoruz hem başlangıçta hem bitişte zincirimi yerleştirdikten sonra ilmeğimi uzatıyorum örümceğimi tekrar örüyorum ve diğer taraftaki zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Birinci karanfil grubumuzu bu şekilde örerek yerleştirdik. Şimdi ikincisine de aynı işlemimizi yapıyoruz. Öncelikle bir tane örümceğimiz. Üzerine 1 2 3 ve 4 hemen dibine fıstık çalışması. 1 2 3 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 elimi tutuyorum. 1 2 3 4 Batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Dibine gelip batıyorum. Fıstığımın tepesine ilmeğimi uzatıp tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar 6 defa bu işlemi yani 5 defa bu işlemi yapıyoruz. Birincisi zincirde. 1 2 3 4 Tekrar 6 olana kadar toplamda işlemimizi tekrar ediyoruz. 5 oldu. Toplamda 6 tane. 2, 4 ve 6. Şimdi hemen şuraya batıyorum. Bir sonraki ilmeğimi şöyle rahatlatıyorum. Eğer ilmeği rahatlatmasanız bir tane daha batabilirsiniz. İlmeğimizi rahatlatıp bir tane daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincirimi çekip fıstığımın dibine batıyorum. Ve tekrar şöyle örümceğimi uzatıyorum. Diğer zincirin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Ve bu şekilde sırası ile karanfillerimizi Örerek altında örümcek, üzerinde fıstık ve trabzanlarımızın olduğu karanfilimizi çalışıp sıramızı tamamlayalım. Kenar karanfillerimizi örerek ilerledim. Uç kısma kadar geldim. Başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyiz. İlk şalımızı başladığımız en sevri bölümdeyiz. Yine hiçbir farklı işlem yapmadan sadece zincirlerimizin olduğu bölümlere gelerek batıyorum. Bakınız bu kısmı tamamladım. Zincirimin bulunduğu noktadayım uzatıyorum örümceğimi 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra yine dibine batıyorum 1 2 3 4 5 karanfilimin altını bu şekilde örüyorum 1 2 3 4 5 elimi tutuyorum 6 7 8 elimi tuttuğum yere batarak kirpiğimi yapıyorum tığımın başını doluyorum uzatıyorum 1 2 3 4 atıyorum tekrar uzatıyorum 1 2 3 4 dördüncü kez aynı işlemimizi tekrar ediyorum 4 tane zincirimi çektim konuşurken bazen bir eksik bir fazla örebiliyorum 2 4 5 6'ncıyı da örüyorum 6'ncıyı örerken sizlerden bir küçük ricam olacak Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak yorumlarınızla beğenilerinizle desteklerseniz beni çok sevinirim 2, 4, 6 hemen yanına batıyorum. Yularımızı sizlerle birlikte bu şekilde çalışmaya devam ederiz. Ve 1, 2, 3 ve 4 dibine batıyorum. Evet şöyle karanfilimi tamamladım. Hemen şu batıyorum. Örümceğimi yapıyorum kenardaki zincirleri hep zincir içerisine batıyoruz. Farklı yerlere batmıyoruz. Sadece zincirlerimin bulunduğu yerlerde bu kenar tığlama işlemini çalışıyoruz. Uç kısmımızı bakın bu şekilde geçtik. Yine aynı şekilde örümceğimizi uzatıyorum. 1, 2, 4 tane zincir tığımın başını dolayarak karanfilimin alt kısmını çalışıyorum. Yani şuradaki dolgun kısmını ve bu şekilde örerek tamamlıyorum. Modelimize uygun kenar tığlamasını da çalışarak şalımızı tamamlayalım. Kenar tığlamamızı bu şekilde örerek tamamlayabilirsiniz. Şöyle gayet güzel, uyumlu bir çalışma oldu. Çok çok şık durdu. Şöyle baktığımızda bakınız gayet hoş bir çalışma arkasından yine bu şekilde önünden de baktığımızda gayet güzel görülmekte Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere